diye gitmesinin gittiği tespitimin nedeni şu. Yani bir ekonomik kriz var, siyasi kriz var, memleketin yönetilme krizi var ama bunun ötesinde kurumların, hukukun, devlet kurumlarını kastederek, kamu kurumlarını, kurumu, toplumsal değerlerin veya evrensel hakların, evrensel değerlerin, hukuksal temel hakların tümden ilga edildiği bir süreç yaşanıyor. Örneğin bunu ittifaklarda görebiliriz. Sadece bir tane örnek vereyim. İşte şu anda ülkeyi yöneten Cumhur İttifakı aile yapısını, kadın haklarını bugüne kadarki kadın kazanılmış hakları ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi vaat ediyor. Burada uzlaşmış durumda. Kadın hakları, kadın düşmanı, kadınların çağımızdaki 21. yüzyıldaki kazanımlar ortadan kaldırılacak. Bunu da baştan söylediğim gibi aileyi koruma gerekçesi ile yapıyor. Halbuki dünyada eski tip bütün gruplar tartışılır mı aşamasına gelmiş. Mesela ailedeki görev bölüşümü, dünyadaki kadın hareketi, kadın mücadelesi, feminist duyarlılık, öyle ifade edeyim, kendilerine biçilmiş kadın aile içi iş bölümü, görev bölüşümü ilişkileri sorgulandığı bir süreçte Türkiye çağ dışı bir tutumla bunu aile değerlerini ortadan kaldırdığını düşündüğüm kadın hakları, yine kadınların haklarına ilişkin ya da çocukların haklarına ilişkin şeyleri ortadan kaldırıyor. Bu bence Türkiye'nin çürümekte olduğunu, çöküşün eşiğinde olduğunu gösterebilme isteyebilecek yegane unsurdur. Başka bir şeyi aramaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Şimdi işin doğrusu bu iki ittifakı aynı pencereden değerlendirmenin sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Sorunlu yanları vardır. Yani kastettiğiniz altılı masa ya da Millet İttifakı'nın bizlerin, barış isteyenlerin, barış savunanların, toplumsal sorunların çözümüne, köklü sorunlar, Cumhuriyet'in birinci yüzyılındaki sorunların çözümüne ilişkin yaklaşımlarının da sorun olduğunu düşünüyorum ama iki ayrı düzlemde diye düşünüyorum. Birincisi bu çöküşü hızlandıran, çürümeyi hızlandıran Cumhur İttifakı. Diğer ise oradan çıkışta çürümeyi durdurmada, çöküşü durdurmada ve çıkış için bir kapı aralama ihtimali olan bir şey. Bazı önermeleri ortaya çıkarttıkları belgelerden bunları görebiliyoruz. Bizim kafamızdaki başka bir Türkiye, yeni bir Türkiye, yeni bir cumhuriyetin ikinci yüzyılı esas olarak demokrasinin kurumlarıyla evrensel ölçüde yerleştiği, işlediği bir tür güçlendirilmekten daha çok demokratik çoğulcu bir parlamenter sistem olması gerekir diye düşünüyorum. Yani buradan kastettiğim birinci cumhuriyetin kurucu felsefesinin sorgulandığı, kurumsal yapısının sorgulandığı yeni bir şeyler inşa edildi. İki tane unsur var. Bir tanesi Cumhuriyet'in kurucu felsefesi dediğimde Türkiye çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı bir toplum. Çok etnik yapılı bir toplum. O zaman yeni cumhuriyet bunu gerçekleştirecek bir cumhuriyet olmalıdır. Yani inançların, etnik yapıların, kültürel yapıların farklılıklarla bir arada yaşam modelinin olması gerekir. Yaklaşık bir yıldır Kürt sorunun
yeni çözüm yolunun ne olacağı tartışması var işte parlamentoda. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da parlamento tutuyor. Öyle değil böyle çözeriz. Şimdi ben Barış Vakfı başkanı olarak ya da çözüm sürecinden çıkarttığım destek olarak şöyle bakıyorum. Bunu barış için kapının anahtarını çevirme olduğunu düşünüyorum. O kapının açılıp açılmayacağı egemenlerin elinde olduğu kadar muhalefetin elinde olduğu kadar yapacağı Atatürk adımlarında bizlerin de şeyi. Bizim çağrımız hiçbir şey barıştan daha kıymetli değil. Barış için her fırsatı, en küçük fırsatı sonuna kadar kullanmalıyız diye düşünüyorum. Bunun nasıl olacağı, nasıl gelişeceğine ilişkin olması gerektiğine ilişkin önce müzakere, diyalog zemini kurulması gerekir. O nedenle son Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sayın Buldan ve Sancar arasındaki görüşmenin ve orada ifade edilen düşüncelerin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani AK Parti'nin bugünkü tabloda hani çeşitli sınır dışına operasyon yapar gider ama doğrusu hani öyle bir hali kalmadı. Yani bunun altını çizeceğim. Ama bunu yani şimdi hani bunu söylemem şu değil. Bunu iç kamuoyunda konsolide etmede kullanıyor. Yani o meşhur lafı var ya bir gece ansızın gelebilirim. Şimdi bu laf etkisini yitirdi. Bunu görüyor ama işte yanına bir tarafını almış Hüdapar'ı, bir tarafını almış yeni şeyi Refah'ı, Büyük Birlik Partisi'ni, MHP'yi. Şimdi onların bir seçmeni var. Yani AK Parti yeni bir şey vaat edemiyor. Ben bugüne kadar bütün seçim süreçlerinde PKK'nin eylemsizlik kararı aldığını biliyorum. Bunu hani ben işin kolaylaştırıcını düşünüyorum. Yani muhalefetin, yani daha açık söyleyeyim, Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırdığını, doğru bir işin. Yani insanların öldüğü, çatışmaların yaşandığı ortamda seçime gitmek ne HDP'nin, ne Yeşiller Sol'un, ne CHP'nin işine, hiç kimsenin işine yaramaz. Yani bu ne yazık ki, yani böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu olmaz. Bu nedenle bu kararın hani her ne kadar konuşulmuyor, bugün konuşulmuyor olsa da ben fark etmesi gerekenleri öyle söyleyeyim. Bunun farkında olduğunu kanaatindeyim. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Kürtlerin seçimlerde göstereceği tutumun ne kadar belirleyici olacağını bu karar, bu eylemsizlik süreci kararı da önemli bir faktör olacak diye düşünüyorum. Ama fark etmesi gerekenlerin bunu gördüğünü fakat dillendiremedikleri, az önceki söylediğim şeyleri dillendiremedi. Barış Vakfı olarak ise yani biz her koşulda bir saat, bir gün, bir ay, üç ay silahların susması, taraftardan her ikisinin susturması ya da birinin çeşitli nedenler susturmuş olması bizim için değerli. Niye? O süreçte insanlar ölmeyecek. Seçim dönemlerinde bu daha önemli oluyor diye düşünüyorum. Biz arzu ederiz ki silahlar daha uzun süreli hepten kalksın. Ama bu realiteye çok uygun düşmediği için seçim döneminde olması da bölgede de burada da yani sadece bölgeyle sınırlı bir iş değil. Yani çatışmanın ölüm haberlerinin geldiği zaman bölgeden, cenazelerin geldiği zaman buradaki insanların davranış, duygu halini, enerjisini başka yöne kaydırıyor. Bunun için çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani özel hukukla cezaevine konulması evrensel hukuka aykırı. Ne yazık ki bunu sadece Türkiye devleti değil Avrupa devletleri de ciddiyetle üzerinde durmuyor. Birleşmiş Milletler, uluslararası kurumlar ciddiyetle durmuyor ama kişiye özgür bir hukuk var, uygulanıyor şu anda. Bütün en temel evrensel haklardan, en temel insan olmaktan gereken haklarından mahrum
Bunun akla, mantığa uyan hiçbir yere olamaz. İzahı da olamaz. Aslında bu böyle uygulanmış olması çok açık bir biçimde ifade ediyorum ki Kürt sorunu büyütüyor. Yani daha da ileri gideyim, yanlış anlaşılmadan söyleyeyim. Abdullah Öcalan'ın Kürtler üzerindeki etki gücünü büyütüyor. Türk devleti bunun hala farkında değil. Bunun altını çiziyorum. Şimdi Öcalan'ın özellikle 2013-2015 arasında çözüm sürecinde oynadığı rol, etki, çaba ben söylemiyorum. O dönemin MİT müsteşar yardımcısı bizzat Öcalan'a söyledi. Sizin herkesten samimi, tutanaklarda mı bu var? Okuduğumuz kitap, basılmış kitaplar. Sizin bu süreçte oynadığınız rolün nasıl pozitif bir rol oynadınız? Şimdi oynadığına ben şahidim diyor. Ben tekrar söylüyorum, bu tespiti ben yapmıyorum. Kamu güvenliği müsteşarlığı yapıyor. Devletin temsilcisi yapıyor. Şimdi aklını çalıştıran bir devlet kendi müsteşarının, istihbarat örgütünün elemanının bu tutumunu ciddiye alır. Ama böyle bir devlet var mı? Yok.